Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Türev'in son videosuyla karşınızdayız. Biraz böyle rahatsızlıklar vardı sevgili gençler. O yüzden kusura bakmayın. Videolarınız yavaş 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 gecikti, gecikti, gecikti. Ama Allah'a çok şükür atlattık gibi duruyor. Bakalım inşallah bir sorun yaşamayacağız bundan sonra. Biraz da odayı değiştirdim. O biraz rahatsızlık psikolojisinden kurtulabilmek için böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle arkaya da yine tabloyu aldık arkadaşlar. Geçen seneki pozisyonda biraz kitaplığa da çeki düzen verdim. Kitaplık videoda görünüyor diye çeki düzen verdim arkadaşlar. Kullandığım kitaplarım var. İşte sürekli kullandığım kitaplar hep burada duruyor arkadaşlar. Acilleri de görüyorsunuz tam olarak şurada. Bunların hepsini çözdüm arkadaşlar. Buradakileri de çözdüm. Yukarıdakiler okumalık kitaplar. Onları ben okumadım arkadaşlar. Irmak hocanız okuyor onları. Eşim okuyor. Ama oradakiler şu da tabii bizim neyimiz oluyor arkadaşlar. 100 bin abone plaketimiz oluyor. Onu da oraya asıyorum ki her zaman orada dursun. Videolarda falan da sürekli görüyorum böyle karşımda. Veyahut işte odaya her girdiğim zaman gözüme çarpıyor. İnşallah bir gün onun sarı olanını da alırız inşallah. Evet, polinom fonksiyonların grafiklerinde kalmıştık arkadaşlar. Polinom fonksiyonların grafikleri dedikten sonra videoyu bitiriyoruz ve artık integral videolarına başlayabiliriz sevgili gençler. Polinom fonksiyonların grafiklerinde biz grafik çizmeyi öğreneceğiz. Grafik çizmekten ziyade grafikleri gördüğümüz zaman o grafiğin hangi fonksiyona ait olduğunu da saptamamız bizim için önemli. Şimdiye kadar ikinci dereceden grafiklerin ve birinci dereceden grafiklerin çizimlerini biliyorduk. Özel olarak x küpü falan da biliyoruz. Fakat bundan sonra çarpanlarını ayırabildiğin her grafiğin sevgili gençler her fonksiyonun grafiğini çizebileceksin desem bence sevinmelisin çünkü gerçekten büyük kolaylıklar sağlıyor. Polinom fonksiyonların grafiklerine bakalım. İlk olarak sevgili arkadaşlarım, polinom fonksiyonların tanım kümesi tüm reel sayılardır. Yani sen o fonksiyonun tanım kümesini falan bulmana gerek kalmıyor. Polinom olduğu için tüm reel sayılar da zaten tanımlıdır ve biz ne demiştik? Polinomları ekstradan bir sevmemiz lazım. Niye ekstra sevmemiz lazım? Çünkü şundan kaynaklı. Polinomların akarı kokarı yoktur demiştik. Yani bu ne demek oluyor? Her noktada tanımlı, her noktada limiti var, her noktada sürekli, her noktada türevlenebilir, her noktada integrallenebilir. O yüzden bize hiçbir şey sıkıntı yaratmıyor sevgili gençler polinomlarda. O yüzden ekstra bir sevmemiz gerekiyor bizim polinomları. Fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulacağız ki x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için fonksiyonun köklerini bulmamız gerekiyor. Bunu biliyorsun. Y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için de tabii ki x gördüğümüz yere sıfırı yazacaksınız arkadaşlar. X artı veya eksi sonsuza giderken f(x)'in limitini hesaplayarak uç noktaların durumu hakkında fikir edinilir. Yani bu ne demek arkadaşlarım? Mesela x'i sonsuza götüreceksin. X sonsuza giderken f(x)'in limiti sana ne çıkıyorsa. Sonsuz çıkıyorsa sonsuz artı sonsuz eksi sonsuz çıkabilir. Buna göre yorum yapacaksın. Yani sonuca göre yorum yapacaksın. Fonksiyonun sağ taraftan grafiğin nasıl başladığını görebilmek adına sorunun üzerinde daha net anlayacağını düşünüyorum. Birinci türevi incelenerek ekstremum değerler bulunuyor. Eğer buna gerek duyarsak bunu yapıyoruz. Gerek duymuyorsak onu da yapmamıza gerek yok. İşaret tablosu yapıldıktan sonra f(x)'in grafiğini biz çizeceğiz. Şimdi unutma demişiz. Bu kısma bakalım. Diyoruz ki arkadaşlarım bakın. K sıfırdan farklı ve n de pozitif tam sayı olmak üzere. K çarpı x eksi a, x eksi b'nin 2n'inci kuvveti ve x eksi c'nin 2n eksi 1'inci kuvveti. Bak şimdi şuranın kuvveti çift olduğu için 2n. Burada sevgili arkadaşlarım x eşittir b'de çift katlı kök vardır. X eşittir a'da tek katlı kök vardır ve x eşittir c'de de tek katlı kök vardır diyeceğiz. Sadece burada çift katlı kök olduğunu bileceğiz. Diyor ki fonksiyon için aşağıdaki durumlar dikkatlice incelenmeli. Mesela fa eşittir 0 olduğunda grafik x eksenini x eşittir a'da keser. Yani sevgili gençler şundan bahsediyoruz. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Bakın arkadaşlar fa yani şuradaki a değeri için fonksiyon 0'a gittiği için varsayalım ki şurası da a olsun. Fonksiyon x eksenini kesecek. Yani karşıya geçecek. A noktasında
fonksiyon grafiği x ekseninin karşısına geçecek. X eşittir b çift katlı köktü biliyorsunuz. Çift katlı köklerde de grafik x eksenine teğet oluyordu. Bunu da biliyorsunuz. Ki bir kere türevini alırsanız bunu, yani x eksi b'nin karesinin türevini aldığınız takdirde türevinin de b noktasında 0 olduğunu biliyorsunuz. Varsayalım ki şurası b olsun. Demek ki bizim fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde olmaya adaymış. Veyahut bu şekilde değilse aşağıdan teğettir. Şekilde teğet. Ama aşağıdan mı yukarıdan mı onu zaten birazdan göreceğiz. Detaylı çizim gerekmiyorsa birinci türev incelemesi yapılmadan da grafik çizilebilir diyoruz. Mesela sorularımıza bakalım. X küp eksi 12x'in bize grafiğini çiz demiş. Şöyle diyeceğiz. Öncelikle fx'i 0'a eşitleyen değerleri bulacağım. Fakat direkt olarak çarpanlarını ayıramıyorum. Önce x parantezini alalım arkadaşlar. X parantezinde x kare eksi 12 geldiğini görürüz biz bunu. Şimdi 0'a eşitleyelim. X çarpı, bakın x kare eksi 12, x eksi kök 12 çarpı x artı kök 12 biçiminde ben yazarım. Ki bu kök 12 dediğimiz değerlerde x çarpı, bakın x eksi 2 kök 3 çarpı x artı 2 kök 3 diyebiliriz. Biliyorsunuz ki kök 12 2 kök 3'ün ta kendisidir. Şimdi ben bunu 0'a eşitlersem arkadaşlar köklerimi yazarım. Bir 0 diye köküm var. Bir 2 kök 3 diye, bir de eksi 2 kök 3 diye bizim köklerimiz mevcut. Şimdi gelin grafiğini çizmeye başlayalım. X'ye kartezyen koordinat sistemimizi şöyle oluşturalım arkadaşlar. Daha sonrasında da bir 0 diye köküm var. Bir eksi 2 kök 3 diye köküm var. Bir de artı 2 kök 3 diye bir kökümüz var arkadaşlar. Daha sonrasında grafiği çizmeye, şöyle turuncuyu elimize alalım, başlayalım. Nasıl çizeceğiz? Şöyle. Baş katsayısına bakmanız yeterli olacaktır polinom grafikleri için. Ki bu fonksiyon zaten baş katsayısı 1'di. Yani pozitif arkadaşlar. 1 sıfırdan büyük olduğu için bu fonksiyon sonsuzda artan değerdir. Artan değerlidir. O halde arkadaşlarım ben sağ taraftan başlarken artı sonsuzdan bu tarafa doğru geleceğim. Hepsi de tek katlı kök olduğu için önce 2 kök 3'ten geçeceğim karşıya. Daha sonra sıfırdan da geçebilmek için döndürüyorum ve sıfırdan geçiyorum. Eksi 2 kök 3'ten de geçmem gerekiyordu. Dolayısıyla eksi 2 kök 3'ten de karşıya geçiyorum ve eksi sonsuza doğru ilerletiyorum. İşte alın size f fonksiyonun grafiği. Şimdi tabii şunları sorabilirsiniz. Hocam mesela varsayalım ki soruda şurası isteniyor. Orayı nasıl bulurum? Ben şunu bulayım, siz de şunu bulun, tamam mı? Bunu nasıl bulursunuz? Burası bir ekstremum, yani türevi sıfır yapan nokta olduğu için şunun türevini alırsınız. 3x kare eksi 12 dersiniz. X kare eksi 4, bunu sıfıra eşitliyorsunuz türevi. X kare eksi 4 sıfır dersiniz her iki tarafı 3'e böldükten sonra. X kare eşittir 4 ise x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Böylelikle şu kısmın eksi 2 olduğunu, buranın da artı 2 olması gerektiğini öğrendik. Peki eksi 2 ve artı 2 için bu fonksiyon nerelerden geçiyor? Yerine yazarsınız. Eksi 2'nin küpü mesela eksi 8. 12 kere eksi 2 de, eksi 12 kere eksi 2 de artı 24 yapar. 24'ten 8'i çıkarırsan 16 gelir. Bak burası 16'ymış. 2 yerine yazarsanız da 8 eksi 24'ten eksi 16 gelir. Ve burası da eksi 16'ymış diyebilirsiniz sevgili gençler. İşte hem ekstremumlarını bulmuş olduk hem de fonksiyonun kabaca grafiğini çizmiş olduk. Bizim için önemli olan sadece grafik olduğu için biz şunu çizdikten sonra bırakabiliriz. Tamam. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. X artı 1'in küpü. Bakın küpü olduğu için x eşittir eksi 1 tek katlı köktür. X eşittir 2 çift katlı köktür. Şimdi o halde sevgili gençler şöyle diyeceğiz. Dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin. Bir eksi 1 diye kökümüz var. Bir de 2 diye kökümüz var. Baş katsayısının pozitif olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada ekstradan buradaki x eşittir 2 aynı zamanda ekstremum noktadır. Burası da sevgili gençler hani sadece x artı 1'in küpünü türevini aldığımız takdirde x artı 1'in karesi gibi bir çarpanda geleceğinden o halde x eşittir eksi 1 içinde aslında bir ekstremum noktaya sahibiz diyeceğiz. Fakat iyi dinleyin şimdi. Ben artı sonsuzdan geleceğimi biliyorum. 2 çift katlı kök olduğu için buraya değdim ve kaçtım. Daha sonrasında döndüm. Eksi 1'den geçmem gerektiği için döndürüyorum arkadaşlar. Döndürdüm döndürdüm. Böyle geldim ve artık şu şekilde yapıyorum ve azalmaya devam ediyorum. Şimdi şuradaki o minik hareketi niye yaptık? Şundan kaynaklı yaptık. Ben az önce demiştim ya x artı 1'in
Bunun türevinin içerisinde yine x artı 1 çarpanı var diye. Ve dolayısıyla eksi 1 için ekstremum yok ama burası türevini yine de sıfır yapıyor bu fonksiyonun. Türevini sıfır yaptığı için burada sevgili gençler şu şekilde hafif bir hareket yaptık. Bu hareket hangi harekete benziyor acaba? X küp grafiğini hatırlarsanız. X küp grafiği de şu şekildeydi sevgili gençler. Doğru mu? Tam olarak bak fonksiyon artmış, 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 artmış. Burada eğim bir sıfır olmuş, daha sonra artmaya devam etmiş. Yani türev pozitif, pozitif, pozitif. Burada sadece türev bir kere sıfır olmuş ve daha sonrasında türev yine pozitif olup fonksiyonu artırmaya devam etmiş. Aynı hareketi burada yaptık diyebiliriz sevgili gençler. Sebebini de bu şekilde açıkladık. Devam ediyorum. Grafiği verilen 3. dereceden f fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisini bulunuz demiş. Şimdi bu f fonksiyonu sevgili gençler ve bizden yerel maksimum noktasının apsisi isteniyor. Yani yerel maksimum noktası burada şu noktadır ve buranın apsisi isteniyor. Yani şurada soru işaretiyle gösterdiğim yer isteniyor diyebilirim. Şimdi tabii eksi 2'yi de 2 eksi diye yazmayaymışım, iyiymiş eksi 2. Artık nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysam sevgili gençler, nasıl bir uyku haliyle yazdıysam eksi 2 burası, 2 eksi olamaz. Şimdi iki tane köküm var benim. Eksi 2 ve 3. 3 görüyorsunuz fonksiyon karşıya geçmiş x ekseninden. O zaman tek katlı bir köktür. Öyle eğim de yapmamış. Hani şöyle dalgalanmamış falan da. Direkt geçmiş. O halde x eksi 3'ün birinci kuvvetidir. Çarpı. Eksi 2 de sevgili gençler gördüğünüz gibi burada bu şekilde teğet olduğu için çift katlı bir köktür diyorum. Üçüncü dereceden olduğu için de x eksi 3 çarpı x eksi 2'nin karesi zaten üçüncü dereceden oldu. Şimdi sevgili gençler işte ben buna bizim fonksiyon diyebiliriz. Hadi birinci dereceden olsun. Yani şey baş kat sayısı da 1 olsun. İstersen 5 al hiç fark etmez. Apsis sorulmuş zaten. Türevinin apsisi. Şimdi bunun türevini alacağız arkadaşlar. İster çarpımın türevini uygulayın, isterseniz dağıtın. Dağıtayım hadi. O daha kolayıma gitti şu an. X eksi 3 çarpı x kare eksi 4x artı 4 dedim. Şimdi içeri dağıtacağım x eksi 3'ü. X çarpı x kare x küp eksi 4x kare artı 4x eksi 3'ü de dağıtıyorum. Eksi 3x kare artı 12x eksi 12 dedim. Birazcık düzenleyeyim. X küp kullandım. Eksi 4x kare eksi 3x kare eksi 7x kare yapar. Kullandım, kullandım. 4x, 12x daha 16x yapar ve artı bir de neyimiz var? İkimiz var sevgili gençler. İşte bizim fonksiyonumuz bu aslında. Şimdi ben bunun türevini alacağım. F türev x eşittir ne yapar? 3x kare eksi 14x artı 16 yapar sevgili gençler. Şimdi benden şurası istenmişti. Yani aslına bakarsanız türevin fonksiyonu bu noktada sıfır olduğu için eğimi türevinin sıfıra eşit olduğu nokta istenmiş. O halde ben bunu 3x'e x diye parçalayacağım. Tamam, 3x'e x diye parçalayacağım. Daha sonrasında da burayı da eksi 8'e eksi 2 diye parçalarsam bakın eksi 6x eksi 8x daha eksi 14x gelir. Demek ki bir x eşittir 2 de bir de 3x eşittir 8 dersek x eşittir 8 bölü 3 de sevgili gençler bizim ekstremumlarımız var. X eşittir eksi 2 de ekstremum olduğunu zaten grafikten de anlayabiliyoruz. O halde bu 8 bölü 3 neresiymiş? İşte burada soru işareti dediğimiz ve bize sorulan yermiş diyebiliriz canım kardeşlerim. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Yukarıda grafiği verilen 3. dereceden f polinom fonksiyonunun grafiğine göre f'in ikinci türevini sıfır yapan x değerleri bulunuz demiş. F'in İkinci türevini sıfır yapar. Şimdi bu f polinom fonksiyonunun grafiğiydi, değil mi? Pekala. Ben diyorum ki bizim üçüncü dereceden bir fonksiyonumuz var. Tamam, eyvallah, sıkıntı yok. Ama bunun sevgili gençler bir tane kökü olduğunu görüyoruz burada. Ve bu üçüncü dereceden f polinom fonksiyonunun da ben eksi 1'de ve 2'de gördüğünüz gibi iki tane ekstremum olduğunu görüyorum. O halde önce f türev x fonksiyonunu oluşturabilirim. Bir eksi 1 bir de artı 2 için ekstremumları varsa türevinin kökleri eksi 1 ve artı 2'dir. Yani x artı 1 çarpı x eksi 2 bizim türev fonksiyonumuzdur diyebiliriz. Peki bu türev fonksiyonunu şu şekilde belirtelim.
Şunu şununla çarpalım. X kare eksi 2 x artı x'ten eksi x gelir. Bir de eksi 2'miz var sevgili gençler. Alın size f'in türevinde x fonksiyonu. Şimdi f'in türevinde x fonksiyonu buydu ya. Ben bunun grafiğini çizebilirim. Sonuç olarak bizim köklerimizin eksi 1 ile 2 olduğunu da biliyoruz. Ha, fonksiyonu yazmaya da gerek yok ama olsun. Olsun. Şöyle diyeceğim. Gerek var mıydı? Gerek de yok aslında ya. Hani uğraşmayalım. Konunun ismi grafik, polinom fonksiyonların grafiklerini çizme olduğu için yapalım dedim ama çok da gerek yok. F'in ikinci türevini sıfır yapanları sormuş. Alırsın f'in ikinci türevini, yani bunun türevi olduğu için 2x eksi 1 dersin, eşittir 0 dersin. Böylelikle x eşittir kaç yapar? 1 bölü 2 yapar. Demek ki sadece 1 bölü 2 noktası için bu f'in ikinci türevi 0 oluyormuş sevgili gençler. Cevabımız buydu diyebiliriz. Bir tane nokta varmış. Devam ediyorum. 103. sayfamla türevin fiziksel yorumu ve sevgili gençler, türevin fiziksel yorumu da zaten son sayfamız olacak bizim. Bu türevin fiziksel yorumu da sevgili gençler, aslına bakarsanız integralin fiziksel yorumuyla beraber işliyorum ben normalde işte derslerimde. Fakat hani burada yeri gelmişken anlatalım. Daha sonrasında şöyle olmasın sizin için. İntegrali işlerken işte integralin sonunda integralin fiziksel yorumuna yorum yaparken, o konuyu işlerken, o videoyu çekerken, hadi bir de arkada türevin fiziksel yorumu vardı, onu da burada işleyelim demek olmasın diye, karışmasın diye ben burada işlemek istiyorum şu an bu konuyu. Bir hareketlinin t sürede aldığı yol st fonksiyonu da verilsin. Tamam. Yol s olarak verilsin. Sen yolun türevini alırsan hız fonksiyonunu bulursun. Hızın türevini alırsan ivme fonksiyonunu bulursun. Yani yolun iki defa türevini alırsan da ivme fonksiyonunu bulursun diyeceğiz. Misal, t saniyede aldığı yol fonksiyonu bu olan, bu kadar metre olan bir hareketlinin t eşittir 2 saniye sonundaki hızını ve ivmesini bulunuz. 2 saniye sonundaki hızını ve ivmesini sormuş. Yani v2'yi ve a2'yi sormuş sevgili gençler. Peki, V2'nin ben ne olduğunu biliyorum aslına bakarsanız. S türev 2 olduğunu biliyorum. Çünkü yolun türevini alırsak hızı buluyorduk. Daha sonrasında A2'nin ben ne olduğunu biliyorum. S'in ikinci türevinde 2 olduğunu biliyorum. O halde bana bir S türev T lazım. Bulalım hemen. 3T kare artı 2T artı 1 olduğunu biliyorum. Bir de S'in ikinci türevinde T lazım. O da bunun türevidir. Alalım. 6T artı 2 dedim. O halde S türevi 2 ne olur? Şurada 2'yi yerine yazarsınız. 12 artı 4 artı 1 dersiniz ve cevap 17 olur. Yani 17 metre bölü saniye olur. 2 saniye sonundaki hızı. İvmesi ne olur peki? Bu sefer de burada yerine yazarsınız 2'yi. 6 kere 2 12 artı 2 derseniz 14 metre bölü saniye karede bizim ivmemiz vardır diyebiliriz sevgili gençler ikinci saniyenin sonunda. Devam edelim. Diyor ki bir hareketlinin hızı geçen sürenin küpü ile ters orantılıdır. Şimdi hızı sevgili gençler geçen sürenin küpü ile ters orantılı demiş. Yani sevgili gençler ben hızına v dersem ters orantılı olduğu için neyin? Geçen sürenin küpü ile ters orantılı olduğu için bu da tabii bir orantı sabitine eşit olacak ters orantılı olduğu için k dedim burada. Ters orantılı olunca çarpıyorduk biliyorsunuz. Hareketli 2 saniyede 120 metre bölü saniye hıza ulaşmış. Şimdi bak hızımız neymiş? 120 metre bölü saniye. Süre neymiş? 2 saniye. 2'nin küpü ne yapar? 8. O zaman bu orantı sabitini bize verir. Madem öyle 8 kere 120'de orantı sabitimiz 960k olacaktır. Yani sevgili gençler ben V çarpı T'nin küpünün artık 960 olduğunu biliyorum. 960K değil 960 olduğunu biliyoruz diye. Bu andaki ivmesini bulunuz demiş. Şimdi bakın bu V sonuçta T'ye bağlı. O halde ben VT fonksiyonunu ya da şöyle diyelim. V eşittir diyelim. V eşittir. 960 bölü T küp yazabilirim. Bu v t'ye bağlı olduğu için v t'nin de arkadaşlar bundan sonra 960 çarpı t üzeri eksi 3 olması gerektiğini de düşünebiliriz. Şimdi bize demiş ki bu andaki ivmeyi bulunuz demiş. İvmeyi bulabilmek için hızın türevini almam gerekiyordu. O zaman a t yani hızın türevi v türev t
Bunun türevini alırsanız eksi 960 çarpı t üzeri eksi 2 yapacaktır. Eksi 4 özür diliyorum. T üzeri eksi 4 yapacaktır. Bu andaki ivmeyi bulunuz demiş. Yani ikinci saniyedeki. O halde bize A2 lazım. A2 de eksi 960 çarpı t üzeri eksi 4. Yani 2 üzeri eksi 4. Yani 1 bölü 16 diyeceğiz sevgili gençler. 96 ile 16 sadeleşir. 96 ile 16'yı sadeleştirirseniz sevgili gençler. 96'nın içinde 16 kaç defa? 6 defa. O halde ivmemiz eksi 60 metre bölü saniye kare olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, devam ediyorum. 103. sayfamın sağ üst tarafındaki rol teoremiyle. Sevgili arkadaşlarım, rol teoreminde müfredatımızda var. Fakat henüz sorulmadı. Sorulabilir mi? Sorulabilir. Neden olmasın? Sorulursa güzel de olur bence. Şimdi rol teoremi şu. Ben size şöyle anlatayım onu. Şekil çizerek anlatayım. AB kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir tane fonksiyon düşünün. Hatta hemen canlandıralım. Şöyle bir fonksiyon düşünelim. Şurası sevgili gençler x ekseni, burası y ekseni olsun. Şurası A, burası da B olsun. Olur mu? Peki ben bu aralıkta çizeceğim fonksiyonumu ve AB açık aralığında da türevli olsun diyor. Türevli olacaksın sevgili gençler. Şöyle kapalı olsun. Daha sonrasında da şurası da kapalı olsun. Bakın FA ile de FB birbirine eşitmiş. O halde şöyle gösterelim. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. FA ile FB birbirine eşit olduğu için aynı hizaya çıkmışlardır diyelim. Şimdi hem sürekli hem de türevli bir fonksiyon çizin bana diyor. Eğer bu şekilde bir fonksiyon çizersen sen diyor, bu AB açık aralığında mutlaka ama mutlaka bir tane x0 vardır. En az bir tane x0 noktası vardır ki o x0'ın türevi, yani x0 noktasındaki fonksiyonun türevi 0 olur diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? A'dan B'ye sürekli ve türevli herhangi bir fonksiyon çizelim. Mesela ben bu fonksiyonu şöyle çizeyim. Tamam. Bir başkası şu şekilde çizebilir bu fonksiyonu. Böyle. Daha sonrasında bir başkası da sevgili gençler şu şekilde çizebilir. Nasıl çizelim? Şöyle çizelim. Ve şöyle gelsin. Tamam. Ve bir başkası da dümdüz düşünüp aha da böyle doğrusal bir fonksiyon çizebilir. Sabit fonksiyon. Şimdi bakın türevi sıfır yapan mavi fonksiyonda bakın türevi sıfır yapan bu nokta var. Siyahta burası ve burası var. Morda burası var. Zaten şuradaki pembe fonksiyonun her noktasındaki türevi sıfır. Yani diyor ki en az bir tane x0 noktası vardır türevi sıfır olan demiş. Her çizdiğiniz fonksiyonda mutlaka bir tane türevi sıfır olan nokta yakalarsınız sevgili gençler. Rol teoremi bunu anlatıyor bize. Nasıl bir soru sorulabilir? Eksi 3 ile 7 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var ve kuralı da budur demiş. Bu fonksiyona rol teoremi uygulanabilir mi? Varsa x sıfır sayısını bulunuz. Şimdi bu biliyorsunuz ki parabol aslına bakarsanız. Ve sevgili gençler türevini sıfır yapan noktamız 2x eksi 4 türevini aldım eşittir sıfır dedim ve x eşittir 2 geldi. Yani aslına bakarsanız tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2 aralığında bulabilirsiniz. Ve 2 sevgili gençler hangi aralıkta? Bu aralıkta yani eksi 3 ile 7 aralığında o 2 mevcut. Ve rol teoremi uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Uygulanabilir. Ve varsa x sıfır noktasını bulunuz demiş. O da zaten tepe noktasının ta kendisidir. Bunu da şekil itibariyle şu şekilde ifade edersiniz. Eksi 3 burasıdır dersiniz. 7 burasıdır dersiniz. Bizim parabolümüzün kolları yukarı doğru ve 2'yi yerine yazdığımız takdirde 4 eksi 8 eksi 12 geliyor. Yani eksi 16 geliyor. Bakın 2 şurada. Eksi 16 da şurada olsun. Bizim fonksiyonumuz sevgili gençler şu şekilde bir grafiğe sahipmiş. Ve eksi 3'ten 7'ye gidene kadar bakın şu aralıkta grafiği çizdik. Şu aralıkta grafiği çizdik. Ve türevini sıfır yapan en az bir tane nokta var sonuçta. O da neresi? Tabii ki parabolün tepe noktası. İşte o x sıfır noktası da tepe noktasının apsisidir diyebiliyoruz rahatlıkla. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İntegral
kısmına geçeceğiz artık. Aha, bu da Clay'in şişesi. Bunun içi dışı bir. Yani çok topolojik bir yapı. Ve çok sevgili gençler, ilginç bir yapı. Çünkü suyu buradan doldurduğunuz zaman aslına bakarsanız hani şu şekilde gidiyoruz. Buraya geliyor. Ve sevgili gençler, dolduğu yerle aslında bu Clay'in şişesinin dışı oluyor. Dolduğu yer, suyun dolduğu yer aslında Clay'in şişesinin dışı. Çünkü tek bir yüzeye sahip. Bir tane yüzü var. Yani öyle iki tane yüzü yok. Yani bir içi bir dışı yok aslında. Çünkü şurasıyla bakın hiç aksatmadan devam edebiliyoruz. Aksatmadan devam edebiliyoruz. Şu an içindeyiz. Aksatmadan sevgili gençler, buna devam edebiliyoruz. Şu anda da şuradan dışındayız. Hiçbir şekilde satılıyor da, yani Trendyol'da falan da var. Yazınca çıkıyor. N11.com'da Trendyol'da falan var. Fakat hani Clay'in şişesini tasarlayan adam şurada herhangi bir öyle bir kaynak noktası falan olmadan yapılması gerekiyor demiş. Tabii bu o zaman çakma bir Clay'in şişesi olmuş oluyor. Tam bir Clay'in şişesi değil. Ama adamın ilk yaptığında burada herhangi bir ek noktası, herhangi bir yama, herhangi bir kaynak noktası olmaması gerekiyordu. Ve olması gereken de o. Yoksa topolojik bir yapı olmaz. Ki bunu da zaten bu şekilde sevgili gençler gündelik hayatta yapabilmek imkansız. Ama görünüm itibariyle böyle Anadolu'lu teyzelerimiz böyle vitrinlerine falan, konsolların falan üzerine böyle alıp süs diye içerisine mavi böyle pembe falan su doldurup koyuyorlar. Böyle turuncu falan su doldurup koyuyorlar. Hoş da görünüyor ama yani onlar tabii bunun Clay'in şişesi olduğunu bilmeden yapıyorlar bunu. Çünkü 1 milyoncularda falan gördüm ben bu şişeyi. Evet gençler, lafı fazla uzatmayalım. İntegralde görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutma.